ve değerli bir ismi de bugünkü yayınımızda bir özel konuk olarak almak istedik. Profesör Doktor Murat Karaman. Kendisi İyi Parti kurucularından ve aynı zamanda Genel İstişare Kurulu üyesi ve toplumsal politikalarda sağlık ana başlığını tasarımını yapıyor. Sağlık politikaları ile ilgili İyi Parti'ye raporlamalar yapıyor. Eminim bize anlatacak çok şeyi vardır. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Bugün enerjiniz harika. Öncelikle onun Sağ için olun, tebrik teşekkür ediyorum. ederim. Sağ ol, benim her gün enerjim öyle. Bazen tabii çok yorgun olabiliyorum. Gene çok yorgunum da yayın olunca. Ay bak aklımdayken söyleyeyim. Dün bir de bize Kadın Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Canan Güllü kulise geldi. Bir tane nazar boncuğu verdi hocam. Şöyle nazarımıza hemen Lütfen. bizim izleyicimizin nazarı değmez ama onu da ekrana getirelim. Biz böyle biraz değişik bir yayın yapıyoruz hocam. Hocam siz Acıbadem Hastanesi'nde aynı zamanda klinisyen hekimsiniz. Uzmanlık alanınız KBB, kulak, burun, boğaz. Az önce Doğru. ameliyattan çıktınız ve şu anda odanızda Doğru. bizim karşımızdasınız. Bugün şimdi sizin de demin tanık olduğunuz Can Özçelik'in SGK soruşturması var. Bu zaten bir skandal, bir rezalet ama soruşturmaya, kovuşturmaya uğramış olması hiç değilse iyi haber. Çünkü böyle birçok rezalette aslına bakarsanız yani halı altına süpürülüyor. Kimsenin haberi bile olmuyor. Ama bir de sağlıkta bambaşka sıkıntılar var. Bugün Saygı Öztürk Sözcü gazetesindeki köşesinde sağlıkta yaşanan bu kimselerin konuşmadığı durumu yazmış. İlaç yoksunluğu, eczanelerin durumu, hastaların durumu, ameliyat yapamayacak kadar malzeme olmayışı, şehir hastanelerinin fonksiyonel olmaması, randevu alamayan hastalar, sürekli olarak Türkiye'den göç eden doktorlar, sayıları on binleri geçti bu hekimlerin ve giderlerse gitsinler deniyor. Sağlıkta şiddet, neresinden başlayacağız biz acaba? Çok güzel bir algoritma sunmuş Saygı Bey orada. MHRS'ye, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne girdiğiniz zaman bir randevu bulamıyorsunuz. Randevuyu bulduğunuz zaman hastaneye gittiğinizde doktor bulamıyorsunuz. Pardon, önce hastaneye gitmek gayet zor çünkü şehrin dışında bir hastane yapılmış. Şehrin merkezinde daha önce çok rahatlıkla ulaşabildiğimiz ve bunca yıldır milletimize, vatandaşımıza hizmet veren hastaneler kapatılmış durumda. Şehrin dışındaki o hastaneye MHRS'den randevu alıp gidebildiyseniz doktor bulamıyorsunuz. Gidin diyelim ki doktoru buldunuz. Size bir reçete yazıyor. O reçeteyle gidip eczaneye gittiğiniz zaman acayip faturalarla karşılaşıyorsunuz. Pek çok fark alıyorlar sizden. Hatta hastanedeki mevcut aldığınız sağlık hizmetinin gerekli farkları da oradan tahsis ediliyor. Sonra da ilacı bulmak gerçekten çok sıkıntı oluyor. Hadi diyelim ki ameliyat önerdi. Ameliyat için ya da bir görüntüleme yöntemi önerdi. Dedi ki bir tomografi, bir ultrason çekilsin. Bu görüntüleme ile ilgili aylar sonrasına ben 2-3 gün önce partimizin de iyi sağlık sayfasında bir şey paylaştım. Bir vatandaşımız ultrason için Eylül ayı 2024'de randevu verilmiş. Eylül ayı 2024, bir yıl sonrası. Ya yani bu hani kabul edilebilecek bir şey değil. Ha diyelim ki ameliyat önerildi. Ameliyat için gerekli malzemeleri bulmak mümkün değil. Onu da birazdan detaylarız Özlem Hanım sizlerle. Çünkü tıbbi cihazlarla ve malzemelerle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Onun sebepleri yıllardır aynı şekilde devam ediyor. Ameliyatlar kalmış ve durmuş durumda. Evet, sizin de demin çok böyle arda arda seri ve güzel sıraladığınız gibi sağlık, yani küresel yıldız diye bahsettikleri sağlıkta bir dönüşüm yaptık. Bütün insanların, vatandaşın istediği doktora, istediği yerde kavuşabilmesi için tüm hastaneleri onlara açtık. Artık kuyruklar yok diye anlattıkları bu mevcut hayal senaryosu artık bitti. Şu an içinde bulunduğumuz durumlar içler acısı. Hem vatandaş, sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaş, hem de özlük hakları hiçe sayılan, itibarı ayaklar altına alınmış olan, çalışma barışı olmayan, yani huzur içerisinde işini yapamayan sağlıkçıların her biri hep bir ağızdan yeter artık diye bağırıyorlar. İçinde bulunduğumuz durum şu. Vatandaş randevu bulmakta gerçekten zorlanıyor. Bir yandan da maalesef ülkenin kaynakları vatandaşın sağlık hizmetine harcanacağına maalesef şehir hastaneleri gibi enteresan yatırımlarla yandaş müteahhitlerin cebine aktarılıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız diye bir girizgah yapayım ben size. Sonrasında beraber adım adım ilerleyelim.
ne yapmak lazım? Şimdi eskiden Numune Hastanesi, İbn Sina Hastanesi, işte efendim Ankara'da, İstanbul'da Çapa, Cerrahpaşa, böyle sayısız kamu hastanesi vardı. Hekim kalitesi, tıbbi hizmet kalitesi çok yüksek olmakla birlikte orada da fonksiyonel sorunlar vardı. Orada da tedaviye erişimde sıkıntılar vardı ciddi şekilde. Şimdi onu çözdük dediler ama bugün insanlar mesela randevu alamıyor. O yetişmiş, çok kaliteli, donanımlı hekimler Türkiye'yi terk etti. Performans diye bir şey getirdiler. Hasta olarak insanlar herhangi bir üniversite hastanesine ya da özel hastaneye gittiklerinde akıllarına ilk gelen şey, kim bilir acaba bana hangi gereksiz tahlil ve tetkikleri yazacaklar. Deyim yerindeyse bizi yine tırnak içinde sokak diliyle söyleyeyim, yolacaklar, yani Türkçesi bu. İnsanlar bu güvensizlikle gidiyorlar. Şimdi bu hekimler nasıl geri döner? Bu kamu hastaneleri tekrar eski itibarına nasıl kavuşturulur? Bu şehir hastaneleri ne olacak, bu dev yapılar? Şimdi burada şunu dile getirebilirim. 2022 yılı OECD ve Avrupa Komisyonu'nun bir raporu var. Tek bakışta sağlık diye. Türkiye ile ilgili verilerde Türkiye son 20 yıldır OECD ülkeleri içerisinde genel ulusal bütçeden sağlığa ayrılan konusunda hep dipte. Yani genel ortalama olarak pandemi döneminde %12'ye kadar çıktı Avrupa merkez ülkelerinde. Bizde hep %3, %5 bantında kaldı. Sağlığa bu kadar az bütçe ayrılması aslında bir rezerv eksikliği, kapasite eksikliği değil. Bu bir politik tercih. Çünkü Türkiye'de önleyici sağlık, halk sağlığı, hastalığı engellemek, mevzuyu, hastalıkları birinci basamakta tedavi etmek tamamen içinde bulundukları politikanın dışında bir tutum. Mümkün olduğu kadar hastaneciliğe, vatandaşı hasta olmaya kışkırtan, randevu almaya kışkırtan bir sistemi öngördüler. Çünkü burada farklı bir kazanç kapısı var. Bu özel Bunların hem hekimin meselesini yazıyor mesela bir izleyicimiz. Siz ekranda görüyor musunuz altyazıları, yorumları ekrana getiriyorum. Bir yandan özel hastaneler kamulaştırılmadan sorun çözülmez demiş mesela Mehmet Bey. Gerçekten bu kadar radikal mi şeyler gerekiyor? Çünkü biri de yazmış, bir başka izleyicimiz de diyor ki mantar gibi her taraf diyor özel hastane olmuş vaziyette diyor. İçerideki hekim kalibresi nedir, güvenilirliği nedir bilmeden insanlar bu vaziyette diyor. aynen öyle. Yani şimdi biz önlenebilir ve tedavi edilebilir sağlık hizmetlerini ön plana çıkarmazsak bu yığılma ve bu iş gücü tükenmişliği her zaman devam edecek. Bunlarla ilgili çeşitli veriler vermek isterim. Mesela yurt dışında İsveç ve İspanya'da önlenebilir hastalıkların sıklığı 110 binde 100 iken, 110 iken bizde 100 binde 154. Neredeyse yarı katı daha yüksek. Mesela bazı veriler var bu önlenebilir tetkikler açısından. Sizi de çok yakından ilgilendiren. Mesela mamografi tarama oranları 50-69 yaş bandındaki kadınlarda Avrupa Birliği'nde bu oran %60 iken Türkiye'de %36. Rahim ağzı taraması Avrupa Birliği'nde %54 iken bizde %46. Ama bunun herhalde Kolorektal, yani kamu hizmeti buyurun. olması gerekiyor değil mi Murat? Aynen öyle. %100 Yani katılıyorum dediğinize. paralar da böyle, yani az buz bir paralar değil. Ben geçen haftalarda büyük bir baş dönmesi sorunu biliyorsunuz yaşadım. Haberdarım, evet. Çok Tam da geçmiş olsun tekrar. çözebilmiş değilim. Teşekkür ederim. Yani o kadar çok tetkik yaptırdım, öyle çok para ödedim ki yani bir 10 sene daha hasta olmamayı düşünüyorum. Haklısınız. Yani biz burada bu önlenebilir hekimliğin önüne bununla ilgili yatırımları yapmazsak, birinci basamak sağlık hizmetini gerekli kaliteye çıkartmazsak, aile sağlığı merkezlerini güçlendirmezsek, sadece üçüncü, bazen ikinci basamaktan oluşan bir sağlık sistemini ile karşı karşıyayız şu anda. İnsanlar birinci basamağa pas geçiyorlar. Direkt olarak hastalıklarına tedavi bulabilmek için ikinci, üçüncü basamağa hücum ediyorlar. Oradaki randevular da şiştiği zaman ne yapıyor? Çözümü acillerde arıyor. Peki şimdi öyle bir durum var ki Özlem Hanım, sağlık sisteminin bu üzerindeki yükün tek sorumlusu hekimler ve hemşireler gibi gösteriliyor. Çünkü şu an öyle garip bir durumdayız ki aslında Türkiye'de sağlık çalışanlarının özverisi sayesinde İşler halen kamuda, hatta bazen özelde devam edebiliyor. Çünkü bizde 1.000 hasta başına düşen hekim sayısı 2.1. Avrupa'da bu oran %4. Yunanistan 6.2. Biz en sonlardayız. Yani gerçekten hekim sayımız az, hemşire sayımız az. Fakat kışkırtılan bir sağlık hizmeti var. Ve bu kışkırtılan hizmet daha çok 3. basamakta görülmeye çalışılıyor. Mevcut sağlık politikası bu sorunu, suçu hemşirenin, ambulans şoförünün, sağlık teknisyeninin üzerine yığarak hatta sorunu
acillere randevu yığılmasını sağlayarak bir yerde de hekimlerin ya verdiği randevu süresini ayırdığı randevu sayısı süresini 5-6 dakikaya indirerek çözmeye çalışıyor. Böyle bir çözüm biçimi yok. O zaman bu ciddi tempo içerisinde sağlık çalışanları da bir tükenmişlik içerisine giriyor ve bu ruhsal denge bozulduğu zaman hekimle hasta arasında bu da beraberinde bir sağlıkta şiddeti getiriyor. Ben sistemin nasıl yürümediğini aslında en ilk halkasından size anlatmaya çalıştım. Ve beraberinde de sağlıkta şiddete nasıl geldiğimizi. Çünkü siz de hatırlarsanız biz gençliğimizde ben küçükken bir doktor içerideyse dışarıdan kapıya vurulduğunda girdenmeden girmezdi. Müsaade verilmeden girilmezdi. Şimdi o kapıya tekme tokat giriyorlar. Yani öyle bir hal aldı ki itibarsızlaştırıldığı gibi sağlık çalışanlarının verdiği hizmet aynı zamanda da şiddet böyle bir popülist bir yaklaşım haline getirildi. Ve bizim maalesef bir an önce tabii ki önlenebilir, caydırıcı fakat ertelenmeyen kanunlarla bunun önlemini almamız gerekiyor. Ama daha mühimi aslında bunun temelini oluşturan toplumdaki genel şiddet yönelimini düzeltmek lazım ki o şiddetle ilgili yönelimi zaten siz birçok programınızda dile getiriyorsunuz. Çünkü vatandaşın yaşadığı ülkede geleceğe dair güveni yok. Ekonomisi filesi dolmuyor, evinde tenceresi kaynamıyor. Mahkemeye gitse mahkemenin ne yönde bir karar vereceği çok aşikar. Böyle bir güvensizlik ortamı içerisinde bir refah ve huzuru yok toplumun. Böyle olunca da toplumsal bir şiddet meyili de kendiliğinden şeye yansıyor. Sağlığa da yansıyor. Şimdi bu bir kısmıyla size anlatacağım kısım. Demin siz girdiğiniz girizgahınızda kullandığınız konu ilaç konusuydu. Maalesef ülkemizde şu günlerde ilaç krizi çok daha ön planda. Biz aslında bunu her yıl yani 20 yıldır neredeyse Aralık, Ocak, Şubat ayında yaşıyoruz. Çünkü bir kur farkı sorunu var. Bu kur farkı yılda bir kere revize ediliyor. Genelde Şubat ayında. Kur farkının revize edilmesine yakın zamanlarda da ilaç depoları kurun revize edileceği zamana kadar ellerindeki ilaçları stokluyorlar ve piyasaya salmıyorlar. Bu sene biraz Bakın, daha araya gireceğim. Mehmet Üstün yazıyor. Çok önemli bir şey yazıyor. Zaten %66 artmış durumda malum antidepresan kullanımı Türkiye genelinde. doğru. Kullanılmadığında yoksunluk yaşatan bir antidepresan kullanıyorum. Ve 2 aydır eczane depolarında yok ilaç. Doğru. Evdeki kutular bitince ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi ne yapsın bu insanlar mesela? Özlem Hanım, sadece antidepresanlar değil, çok komik. Parasetamol ve penisilin grupları ilaçlar yok. Ben kulak damlası yazamıyorum. Kulak damlası, Siprobut, buradan isim de vereyim. Siprobut kulak damlası bulamıyorlar vatandaş. Yani şu an piyasa iyice kilitlenmiş durumda ve buna çözüm olarak biz uzun yıllardır sağlık politikaları adına, İyi Parti'nin sağlık politikalarına şunu sürekli haykırıyoruz. Lütfen bir etkin bir ilaç fiyatlandırması modeli yapılması lazım. Böyle güncel kur farklarıyla falan bile bu çok hallolabilecek gibi değil. Ama asıl önemli olan bir an önce Ar-Ge ve üretim aşamalarında ülkemizde ilaç üretimi başlaması gerekiyor. Bakın 2005 yılında Bomonti'de bir tane SSK'nın ilaç fabrikası vardı hatırlarsınız. 2005 yılında kapatıldı bu fabrika. Ve en azından bizim temel ilaçlarımızı, parasetamolümüzü, antibiyotiğimizi, bahsettiği antidepresanları üretebiliyorduk burada. Tamamen Üretebiliyorduk, kapatıldı bunlar. Evet, üretebiliyorduk. üretebiliyorduk ve Aynen. Da mı üretebiliyorduk biz? 2005 yılında bu fabrika kapatıldığından beri temel ilaçlarımıza ulaşamıyoruz. Ha üstüne pandemiyle beraber siz de çok kez dile getirdiniz, net hatırlıyorum. Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü 2011 yılında kapatıldığı zamandan sonrasında kendi aşımızı, kendi üretim serumumuzu üretemez hale geldik. Ne oldu? Bu bir dışa bağımlılık. Yani bizim bir an önce özellikle yenilikçi ilaçları ve bu işin sektörel olarak teşvik mutlaka bir kamunun teşviğine girmesi gerekiyor. Yani bir an önce kendi ülkemizde önemli fabrikalar kurarak yenilikçi teknolojiyi de getirerek ihtiyacımız olan temel ilaçların dışında yenilikçi ilaçları bir an önce üretime geçirmemiz lazım ki bu dışa bağımlılıktan kurtulalım. Yoksa ülkemiz her yıl bu sorunu yaşamaya devam edecek. Bizim böyle bir insan kaynağımız var mı? Hala var mı diye sorayım. Çünkü en eğitimli gençlerimizi ne yazık ki batıya kaybediyoruz. Her zaman batı da olmuyor. Başka yerlere de gidiyorlar. Yani çok büyük sıkıntı var burada. Ama yani pandemide gördük ki Türkiye'deki özellikle Cumhuriyet dönemi kurumlarının yarattığı tıp eğitimi muazzam bir tıp eğitimiymiş. Sizin klinik
yetenekleriniz, Türk hekimlerinin klinik yetenekleri dünyada eşi benzeri yok. Benim çok ciddi bir alerji sorunum var. Sık sık ne yazık ki anafilaktik şoka giriyordum eskiden bu alerji sorununu tam teşhis edene kadar. Dolayısıyla dünyanın 7 ayrı ülkesinde acile kaldırılmış ve o hastanelerde yatmış biriyim ben. Bunların arasında İngiltere var, İtalya var, İspanya var. Şimdi hatırlamadığım başka ülkeler. Ben bu ülkelerin tamamında Fransa var. Tamamında önce acilde tedavi görmek durumunda kaldım. Sonra bir gece orada müşahede altında kaldım. Orada yaşadığım tecrübeyi biliyorum. Bir de Türkiye'deki Türk hekimleriyle yaşadığım tecrübeyi biliyorum. Sizin teşhis yeteneğiniz çok yüksek. O kadar çok ve o kadar farklı hasta görüyorsunuz ki gerçekten iyi eğitilmiş her Türk hekim Türkiye'de çok doğru teşhis koyabiliyor. Bu çok önemli bir şeydi ama ne diyorsunuz yani insan kaynağımızı kaybettik. Doğru söylüyorsunuz. İbn Sina'nın bir sözüyle belki başlamak lazım. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Şimdi sizin de dediğiniz gibi özellikle beyin göçü sağlıkta çok daha ön planda ve son 10 yılda dramatik bir artış gösterdi. Mesela 2012 yılında yurt dışına çıkabilmek için Türk Tabipler Birliği'nden bir ihal belgesi almanız gerekiyor. 2012 yılında bu sayılar 50'li ve 90'lı seviyelerdeyken 2017'den sonra iyice bir hızlanma ve ivme kazandı ve geçen yıl 2022 yılında yaklaşık 2685 tane hekimimiz yurt dışına göç etti. Sayıyı düşünebiliyor musunuz? 2685 ve bunların 1344'ü uzman hekim, 1341'i pratisyen hekim. Gerçekten bu artışın bir de bir farklı bir konfigürasyonu var, ondan da bahsetmek isterim. Geçen yılın Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında şu cümleyi sarf etti ki siz de kendi girizgahınızda bundan bahsettiniz. Giderlerse gitsinler. Hiç merak etmesinler. Biz kalan asistanlarımızla burada bu işi yapmaya devam ederiz. Onları iş istihdamı sağlayıp hatta gerekirse yurt dışından teşvik sağlarız gibi bir açıklama yaptı. Yani kendi sağlık çalışanlarına giderlerse gitsinler sözünü söylediği Mart ayında 2 ay önce Ocak ayında 197, Şubat ayında 157 kişi sadece ihal belgesi almıştı. Bu Mart ve Nisan'da 200'lerin üzerine çıktı. Yani aslında bir yerde işin içerisinde bir miktarda kışkırtılma var. Ve biz biliyoruz ki Özlem Hanım çoğu zaman şu suçlanıldı. Daha çok para kazanmak için yurt dışına gidiyorlar. Hiç de öyle bir şey yok. Yapılan bir çalışma var. Yurt dışına giden doktorlar üzerinde yapılan bir çalışma. Aslında ilk üç sırada değil bu mevcut giden sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkma sebebi. Birincisi can güvenliği için. İkincisi yani can kaygısı nedeniyle gidiyorlar daha çok. İş güvencesi yok. Bir de ağır çalışma koşulları nedeniyle yurt dışına gitmeyi hesap ediyorlar. Ekonomik veriler, doktor her yerde kazanır. Sağlıkçı her yerde kazanır. Ve maalesef bu 2002 yılında AK Parti'nin yürürlüğe koyduğu çeşitli uygulamalarla da gündeme gelen sağlıkta dönüşüm programının bizi getirdiği nokta. Demin de bahsettiğim gibi sürekli bir sağlıkçıların üzerine bir iş yükü yığılması, hastaya istediğin zaman, istediğin yerde, istediğin doktora gidebilme memnuniyeti. Hasta memnuniyeti diye bir kavram çıktı. Elbette ki vatandaşımız sağlık hizmetinden memnun olacak ama dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık sisteminin sunumunda hasta memnuniyeti bir şey değildir. Bir iyi gittiğine dair gösteren bir kriter, bir parametre değildir. Bunun üzerine inşa edemezsiniz hiçbir şey. Çünkü biz biliriz ki sağlıkta uyguladığınız bir şey bir gün, aynı gün ya da aynı zamanda değil, yaklaşık 5 yıl 10 yıl sonra yani orta vadede kendi sorununu ortaya çıkartır. O gün için göze hoş gelen, istediğiniz yere gidin, istediğiniz doktora bol bol poliklinikte muayene olun, bol bol tetkik yaptırtın, bol bol ilaç yazdırın kavramı bir yerden sonra bugünkü içinde bulunduğumuz sıkışıklığı, bu sıkışmışlığı yaratıyor. Yani sizin sağlık sektöründe aldığınız bir karar, yürürlüğe soktuğunuz bir uygulama bunun faturasını yıllar sonra çıkartır. Bakın aynı fatura bugün bize sağlıkta şiddete dönüşüyor. Yani lütfen bu ekranlardan şunu söylemek istiyorum. Benim mesleğe başladığım yıllarda biz şunu söyleriz. Biz insanların eline, yüreğine, zihnine dokunarak iş yaparız. Biz bu işi yaparken kutsallık, merhamet, böyle iyi niyet bunlarla dualarla hastalardan aldığımız dualar üzerine kurduğumuz bir iş icramız vardı. Bugün vandallıktan bahsediyoruz. Bugün sağlıkçıyı katletmekten bahsediyoruz. Şiddetten bahsediyoruz. Bu sistemin getirdiği nokta bu. Şimdi bir açıdan baktığınızda şimdi bir ekonomik krizden bahsediyoruz değil mi?
genç çocuklarımızın beslenememesi. Şimdi sağlıkta bu kendini 5 yıl 10 yıl sonra nasıl çıkartıyor? Bakın bugün çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bodurluk. Ülkede 0-5 yaş arasında %6'sında çocuklarımızın bodurluk var. %1,5'ünde de ciddi bodurluk var. Bu uzun süreli beslenememe. Ve bugün alınan pek çok karar da demin siz de bahsettiniz beyin göçü de ne olacak? Sonuçları ileride gösterecek. Şimdi beyin göçü gerçekleşti. Ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanı? Daha fazla fakülte açarak, fakültelere aldığı öğrenci sayısını arttırarak, TUS kontenjanlarını 2 katına, 3 katına çıkartarak. Peki bu yani bir kurum, bir yapı, bir bakanlık oturup bunu planlamadan, programlamadan bunu yapabilir mi? Yaptığınız zaman bugün belki günü kurtarabilirsiniz ama bunun faturasını ileride yaşarsınız. Nasıl yaşarsınız? Siz bugün kaliteli ellerinizi, beyinlerinizi, liyakatı, bu konudaki emeği yurt dışına kaybediyorsunuz. Ya da artık içinde bulunduğu sağlıkçıya yapılan bu tutum nedeniyle erken emekli oluyor. İstifa ediyor. Dediğiniz gibi belki özele kayıyor. Bu işin eğitimini verecek ve hocalığını yapacak kadrolar. Peki kadro yok. Kadro olmadan sizler bol bol fakülte açıyorsunuz. Ülkemizde maalesef bir fakülteyi açma ölçütü yok. Eskiden böyle mecliste el kaldırarak yapıyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı kararıyla açılıyor. Peki Korkunç bu bir şey kadar bu. fakülte açtınız. Yani, fakülte açmak tamamen binadan ibaret diye düşünülüyor. Aynen. Yani, beton yapının Aynen. içine 5 tane insanı koyarsın. İşte olur da hani tıp fakültesini bile böyle açıyorlar. Yani dehşet şeyler anlattınız hocam. Ufak ufak toparlayalım isterim. Bir son cümle. Bir izleyicimiz yazdı az önce. Diyor ki izleyicimiz, hocamız diyor bir siyasi parti kursun da çözsün bakalım bu sorunları görelim. Hocamız kurmadı ama Meral Akşener kurdu bir siyasi parti. Yani herhalde o izleyicimiz biraz geç geldi yayına. Profesör Doktor Murat Karaman İyi Parti'de zaten ve toplumsal politikalardan sorumlu başkanlıkta sağlık politikalarını geliştirmek için çalışıyor. Genel İdare Kurulu üyesi. Doğru mu hocam? Doğru Özlem Hanım. 200 kişilik bir kadroyla biz 5 yıldır çalışıyoruz. Aslında buradan vatandaşımıza da seslenmek istiyorum, vatandaşlarımıza. Hiç merak etmesinler. Gerçekten hani demokratik, milliyetçi ve kalkınmacı bir politik anlayışımız var ama gerçekten vizyoner ve sürekli üreten projeleri, sorunları ortaya koyup bunların çözüm önerileriyle ortaya koyuyoruz. Açıkçası sağlıkta çok 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 fazla yani neredeyse açtığımız her pencerede pek çok sorunla karşı karşıyayız ama öncelikle halk sağlığını, çevre sağlığını güçlendireceğimizin ben altını çizmek isterim. Mutlaka birinci basamak sağlık hizmeti geliştirilmeli ve iyileştirilmeli. Bunu aile sağlığı merkezi dediğimiz birimleri daha böyle cezbedici hale getirmeliyiz. Oradaki şu an bazı yerlerde gerçekten her hekime bir oda düşmüyor. Ebeler ve hemşirelerin işini icra edecekleri ayrı bölümler yok. Hatta birçoğu %10'da sadece triyaj var. Bunları daha zenginleştirerek, orada çalışan aile hekimi sayısını arttırarak, hatta bu aile sağlığı merkezlerini mümkünse dahiliye kadın doğum çocuk doktoru koyarak, görüntüleme yöntemleriyle biraz güçlendirip belki bir laboratuvar koyarak, hatta yanında psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, aynı zamanda fizyoterapistleri ve diyetisyenleri burada tahsis ederek, onlara iş imkanı sağlayarak, böylece kurucu hekimle halk sağlığına da bir fayda sağlamak. Bu büyük birimlerde birinci basamağı siz burada yönetebilirseniz o zaman ikinci, üçüncü basamağa daha gitmesi gereken hastalar gider ve siz seks zincirini daha işler hale getirmiş olursunuz. O zaman sistem kendiliğinden zaten işlemeye başlar. Ve açıkçası mesela yeri geldiğinde mobil hizmet ağlarıyla, hizmet sistemiyle ücradaki, köydeki vatandaşınıza da siz bu birimlere eşliği altında bunlara bağlı donanımlı sağlık ordularıyla, sağlık ekipleriyle, mobil hizmetlerle köylerimize, kasabalarımıza da hizmeti götürebiliriz. Böylece ulaşılmadık birey ve taranmadık çocuk bırakmayız. Yani bu işler aslında böyle sistematik olarak yapılırsa, mesela bu fakülte sayısını belli bir akreditasyon kuralları getirirsiniz. Bunlara uymayanları yeri geldiğinde kapatırsınız. Yeri geldiğinde bazı bölgelerdekini birleştirirsiniz ve tek bir yapı altında, tek bir çatı altında birleştirirsiniz. Bu kadar çok kadro yani fakültenin önce sayısını ama bir yandan da buraya alınan öğrenci sayılarını ve yetiştirdiğiniz uzmanlık branşlarını da ciddi düzgün bir plan programlama içerisinde yapmanız lazım. Bakın çok kapatmadan önce çok da önemli bir detay vermek istiyorum. Son 10 yılda Türkiye'de 90 bin tane hekim yetişti. Bunu Sağlık Bakanlığı bir soru önergesine verdiği bir yanıtta ben buldum. Bu 90 bin iyi bir sayı. 10 yılda 91 hekim gerçekten iyi bir sayı. Eğer biz
Bu 90 bin hekimin 5'te birini aile hekimi, yani birinci basamakta hizmet verecek hekimle yönlendirmiş olsaydık, yaklaşık 10 yıl önce bir aile hekimine düşen hasta sayısı 3600 civarlardaydı. 10 yılda bu ancak 3100'e düştü. Ama biz bu 5'te birlik bir 90 binlik sayının 5'te birlik bir hekimini aile hekimi hizmetinde bir hizmet şansı verebilseydik, bugün 2000'lerin altına düşmüştü bu rakam. Ve çok daha işlevsel bir sağlık sistemine sahip olabilecektik. Yine bahsettiğim gibi, siz kendi fabrikanızı kurar, buna bir teşvik yaratır, kamuyu işin içerisine sokarsanız, o zaman kendi ilacınızı da, kendi tıbbi cihazınızı da, tıbbi malzemenizi de üretme şansına sahipsiniz. Bunların hepsi akılcı, ama her şeyin başına önce sağlık, önce insan sağlığı, önce vatandaşımız mottosunu koyarsak çözebileceğimiz bir noktadayız. İyi Parti bu anlamda kuvvetli bir kadroyla geliyor. Yani sadece sağlıktan değil, eğitimden ekonomiye, kalkınmaya, tarıma, turizme kadar pek çok ekibiyle biz aslında hazırız. Vatandaşımızın, halkımızın teveccühünü bekliyoruz. Bizde de bir 200 kişilik bir kadro. Herkes kendi branşında sağlığın her asetiyle ilgili projeleri hazırlamış durumda. Burada sizinle ben en çok gündemde olan birkaç konuyu, mümkün olduğu kadar zamanımız da kısıtlı olduğu için, sizlere bir bir açmaya çalıştım, ama sağlıkta şiddet bir an önce önüne geçilmeli. Beyin Evet. göçünün bir an önce önüne geçmemiz lazım. Vatandaşımızı ilaçla, vatandaşımızı doktorla buluşturabilmemiz lazım. Biz bu ülkede 14 Mayıs'tan, yani 14 Mayıs'ı bir hakikaten böyle önemli bir gün olarak görüyoruz. Ondan sonraki bayramımızda inşallah ülkemizde huzuru sağladığımız takdirde, o beyin göçü için bu ülkeyi terk edenlerin birçoğunun gözü burada. O 14 Mayıs'taki sonuçları bekliyorlar. Ben inanıyorum ki her biri geri gelip kendi ülkesindeki bu barış ve huzur ortamında ülkesinin kalkınması için fayda sağlayacaktır. Bu konudaki gerekli girişimleri yapacaklardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Murat Karaman bizimleydi. Sağlıkta bugün Saygı Öztürk'ün köşesinde de dile getirdiği, aslında aylardır hepimizin sürekli konuştuğu konuları ele aldık. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizi uğurluyorum. Ben hızlıca Türkiye'nin gündemine dönüyorum, Ben siyasete dönüyorum. teşekkür ediyorum. İyi Sağ yayınlar olun. diliyorum o zaman. Çok Çok sağ olun. teşekkür Görüşmek ediyorum. üzere. Sağ Hoşça olun. kalın. Sağ olun hocam. Görüşmek dileğiyle.